Gizkoanaliz.com'dan selamlar. Cuma günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Yılın son yarış programı olan İzmir programında hem YouTube'daki takipçilerimizde hem de Gizkoanaliz.com'daki üyelerimizle bir araya geleceğiz. Umarım 2021 yılının kapanışını önce Kocaeli, daha sonra da İzmir'le beraber çok güzel bir şekilde yapar ve 2022'ye tam böyle motive bir şekilde girmeyi başarırız. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım yeni yıl bize öncelikle tabii ki de sağlık. Çünkü yani 2021 yılı inişli çıkışlı, sağlıklı, koronaylı, birçok şeyin bir arada olduğu bir yıl olarak geçirdik. Umarım 2022 yılında daha rahat, virüsün en azından etkisini kaybettiği bir yıl olur. Onlarla beraber de başarı gelirse ne mutlu bize. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve başarılı olmak için tırnaklarımızı da kazacağız diyebilirim. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bizi Twitter'da da GIFCONLIZ yazarak takibi alabilirsiniz. 6900 sayılara yaklaştık. 7000'lere ulaşmak için isteyenler burada da bizi takibe alabilir diyor. Yılbaşı gününden çok fazla vaktinizi çalmak istemiyorum. Akşam koşturmacalar, alışverişe gidecekler olabilir. O yüzden de hızlı bir şekilde yorumlara başlayıp analizlerimi sizlere aktarayım. Birinci koşuya baktığımızda, yani burada aslında 3 tane at çok sırtıyor. Bunlardan biri 1 numaralı Can Kral. Aslında şöyle önde gidebilecek at olmazsa, Can Kral'ın da böyle öndeki tempo çok erken dahil olmayacağını bilsem kesinlikle bu atın altını çizerdim. Çünkü ilk günden beri beklenti olan ve iyi koşması muhtemel olan bir isim. Aslında azlıklara da devamlı iyi. Bir türlü yarışta o beklenen patlamayı yapamıyor. Bugün çok etkili bir Can Kral izleyebiliriz. Dikkat edin bu ata, bence bugün o beklenen performans sahaya yansıtabilir. Rakipler belli. Bir tane üç numaralı Four Stroke. Bir yarış önce sert rakibinin biraz da follerine maruz kalarak güzel bir ikinci elletti. Son dördünün çok fazla ölçü almayın. Bugün çok da etkili koşar. Bir de 2 numaralı Color of Fire. 1 dikkat, 3 ve 2 rakipler. İkinci koşuya geldiğimizde çok fazla söylenecek bir şey yok. Öyle de böyle, kim zorlarsa zorlasın, ben 1 numaralı Dombra'nın herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Çünkü evet, önde gidebilecek Original var ama yani Dombra zamanında Can Dadaşlar'a çok daha sert rakiplerine bile liderliği vermemiş, her türlü liderliği almış bir isim. Yani ben Original'dan çok da fazla etkileneceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle liderliği startla beraber alır. Bitişe kadar da bu liderliği koruyarak kazanır. Yedeli plası için Dombra'yı tek olarak değerlendirebiliriz. Farklı oyunlar ikili, sıralı ikili denecekler varsa arkasına 3 numaralı Grey Wolf'u alabilirler. Bence 1-3 denenebilecek bir oyun diyebilirim. Üçüncü koşuya geldiğimizde 7 numaralı Şanlıarı'yı bugünkü altılı gayen için banko olarak öneriyorum. Gördüğümüz kadarıyla son 2 yarısında Şanlıarı'nın start sorunu çözmüşler gibi görünüyor. Çünkü son 2 yarısında herhangi bir sıkıntı yaşamadan sağlıklı bir şekilde startı almayı başardı. Son yarısını çok fazla ölçü almayın. Çünkü o gün Doğu Bayezid'le beraber yasanı yabanı yarışına döndüler ve çok sert tempoya girdiler. İkisi de virajı gördü, virajda durdular duvara çarpmış gibi. Ölçü alınacak bir yarış değil. Bugün baktığımızda Şanlıarı yönde zorlayabilecek, tempoyu yukarılara çıkarabilecek bir at göremedim. Hem kilosunun çok ağır olmayışı, hem çok iyi bir çalışmayla gelmesiyle, hem de önde bu kadar rahatsız edilmeyecekken ben yedime Şanlıarı'nın bizlere beyaz bayrak aynı yarışı izlettireceğini düşünüyorum. İzmir'de günün bankosu olarak 7 numaralı Şanlıarı'yı öneriyorum. Dördüncü koşuya geldiğimizde önde gidebilecek çok fazla atın olduğu süratli bir yarış bizleri bekliyor ki Tavus Kuşu olsun, Elit Can olsun, Uçan Yumak Zaman Zaman olsun. Bunlarla beraber Malatya Gülü mesela sonuçta önde gitti. Ergen ile Kız sağlıklı bir start çıkışı alırsa önlere gidebilir. Tempolar yükselme ihtimali fazla. Bu da özellikle sonuçta devam bahsettiğim 800 numaralı Arslan Kraliçe'ye çok yarar. Yani aslında bu at çok daha önceden kazanmasını beklediğim bir isimden bir türlü o benim beklediğim etkili sprint atamıyor. Bugün hem kilosun çok uygun olması hem de öndeki temponun erken kızışacak oluşuyla beraber sanki o beklediğim performans bugün Arslan Kraliçe'den gelecek. Özellikle 8 numaraya dikkat etmekte fayda var. Hem bu gruba çok fazla güven olmuyor. Sırasıyla 5 numaralı Cihan'ın Gülü, 4 numaralı Malatya Gülü, 2 numaralı Tavus Kuşu, 1 numaralı Polatlı Gülü,
7 numaralı uçan yumak idman yatağından biri de dikkat edin, kalabalık geçecekler uçan yumağı atlamasınlar. Daha sonra da 10 numaralı yıldız kümesini yazarak buraya rahat bir şekilde geçebiliriz. 8, 5, 4, 2, 1, 7, 10 sıralama. 5. koşuya geldiğimizde burayı direkt olarak kapatacağım ama sadece bahsetmek istediğim tek bir at var ve bu atın iyi koşacağını düşünüyorum. O da 6 numaralı Warm Hearted. Yani Warm Hearted aslında çok seri. Önleri hızlı bir şekilde gelip son 4 yarışında formunu ciddi anlamda yükselten bir isim. Son yarışında birazcık Maymun Shine'ın beklenmedik tempolara girmesiyle etkilendiğini söyleyebilirim ve ona rağmen bence elde ettiği üçüncülük çok başarılı bir üçüncülük. Bugün bakıyoruz Cameron, King of Istanbul, Kongelin Sun, Poker Face ve El Patron önde gitmiş senatlar değil. Önde gidebilecek 2 tane at var. Biri 2 numaralı Perfect Runner, diğeri de 6 numaralı Warm Hearted. Ama bu atın aralarında 12,5 kilo gibi çok ciddi bir kilo farkı var. O yüzden de ben Warm Hearted'ın herhangi bir sıkıntı yaşamadan kolay bir şekilde liderliği alacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle viraja doğru Nevzat Avcı bir anda vitesi yükseltip oralarda çok ciddi avans alarak yarışı çalmaya çalışacak ki oraları eğer böyle 6-7 boy önde döndüğünü görürsek 6 numaralı Warm Hearted bence o saatten sonra çok zor yakalanır. Bizlere bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirir. Benim buradaki net favorim 6 numaralı Warm Hearted. 6 kötü koşarsa ne olur? Tüm atlar gelebilir. Özellikle 5 numaralı King of Istanbul son yarışı sert rakiplerine rağmen güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün daha etkili bir yarış görebiliriz. 7 numaralı Cameron, 4 numaralı Kongenin Sun, 3 numaralı Poker Face, 2 numaralı Perfect Runner ve 1 numaralı El Patron devreye girebilecek diğer isimler 6 olmazsa olmazım. Diğer tamamı rakipler size kalmış. 6. koşuya geldiğimizde yani burada 2 numaralı Can olacağı için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten iyi bir form yakaladı. Son yarışta çok sert rakibin yanında bile bir şeyler yapmaya çalıştı. Kendi halinde bir 6. elde etti. Bugün rakiplerin çok uygun oluşuyla beraber kazanması normal bir sonuç olacak ama burada ikramiye cazipleştirebileceği inandığım bir at var. 5 numaralı Dirlik. Yani Dirlik aslında şu yarışında çok iyi bir form yakalayacakken kaybetti. 3 ay sonra şurada çok sert bir mücadeleye girdi. O gün Doruk Anat önde gidiyordu. Naldo Kenli önde gidiyordu. Bunlarla beraber Dirlik de önde gidiyordu ve bu öndeki tempodan en diri çıkan Dirlik oldu. Güzel bir ikinci elde etti. Bence bu yarış attan bir şeyler götürdü ve ondan sonraki çıktı. İki yarışında da çok fazla bir varlık gösteremedi ama son yarışına gelecek olursak bu at Canoğlu Can'a geçildi. O gün 4 kilo ağırdı. Ona rağmen geçilmesi normal bir sonuç. Çünkü 4 kilo ağır ve çok da fark yok aralığında. Bugün bakıyoruz 2 kilo hafif olan bir dirlik göz. Yani o günkü şartlara göre 6 kiloluk bir avantajı var dirliğin. Eğer mikser tarafından çok fazla zorlanmazsa, mikser gereksiz ya tempo çok yükseltmezse, ya bugün dil bağ ilavesiyle beraber ben 5 numaralı Dirlin 55 yön arasının verdiği etkiyle de dinçlik yarışı yapabileceğini, Canoğlu Can'ın büyük ihtimalle %60 %70 AGF koşacağı günde Euro beklediğimiz performansla gelirse ikramiyi çok yukarılara çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden de Canoğlu Can'ı tek atmayacaksanız, yanına rakip arıyorsanız 5 numaralı Dirli'ye dikkat edin. 2-5 diyorum. 2 atla buraya geçiyorum. 7. koşuya geldiğimizde kupon ufa alçaklığı için şunu söyleyebilirim. 4 numaralı Jason Byrne'ü tek atabilirsiniz. Yarın AGF'de büyük ihtimalle favori çıkmayacak. En azından baktığım bültenlerde 3. 4. at konumunda çıkan bir Jason Byrne gördüm. Yani dün şunu da gördüm, gerçekten çok güldüm. Aslında bir şey demek istemiyordum ama şu an içimde kalmasını söyleyeceğim. Dün sağda solda dolaşırken bir görün, bakındım ne var ne yok diye. Ya bir tane arkadaşımız dün İzmir'e misli oyun veriyorum diye böyle bir paylaşımı vardı. Dikkatimi çekti yani gerçekten. Ve baktım misli dedi oyun 50 lira. Yani 50 lira koyun misli. Yani şu an şartlarda belki de benim işte bu videomu 5-6 bin kişi izleyecek. Bu 5-6 bin içerisinde 5 bin kişisi zaten 50 lira civarı oynuyor. Mislisiz, normal, am direkt 5 bin kişi. 50 lirası en fazla da diyorum yani. 10-20 lira oynayanlar da çok var. Yani 50 lira verip bir de onu o misli nasıl olabiliyor? Yani 10 misli yapsan 500 lira yapıyor. Çok ilginç geldi gerçekten. Bir de ilginç geldi gerçekten. Yani bu kadar insana kanmıyordur diye inanıyorum. Bugün eğer benim bütçem çok yüksek değil, ben bu kadar büyük bütçeli bir oyun yapamıyorum diyorsanız 4 numara Jason Byrne'ı ikinci tek olarak değerlendirebilirsin. Neden? Çünkü bu at bu grubun atı değil. Bu gruptan çok daha üstün bir isim. Yani 106 gün arası olmasa bu at yarın %50 AGF koşar en az.
106 gün arasından ötürü geri planda kalacak ama ya burada ne Big Winner iyi bir at, ne Çerkez Bey iyi bir at, ne Goldrax, ne My Bemur, ne Metehan Bey, ne Osiris, ne Darya Kuş. Yani tek sıkıntı bu atın arası olması. Eğer sorunsuz bir şekilde dönüş yapabilirse, herhangi bir sıkıntı veya çok ciddi sorun yoksa, ki idmanda çok güzel bir görüntüsü vardı, ben 4 numara Jason Byrne'ın bu yarışı kesinlikle çok kolay bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Şanlarda'ya güvenmiyorsanız, dediğim gibi, veya ikinci tek arıyorsanız 4 numara Jason Byrne orada duruyor. İsteyenler değerlendirsin. Ama yok, ben geniş oynayacağım, yerim de var, buraya at yazmak istiyorum diyorsanız, özellikle idmanda çok iyi gördüğüm 7 numara Osiris'e dikkat edin. Ki iyi bir sprinter bu Osiris. Tempolar yükselirse onlara sert gelebilir. Daha sonra 5 numaralı My Bemur. Son yarısında geçildiği rakip Kekem doping çıktı. Aslında My Bemur kazanmış sayıldı ama büyük ihtimalle bir süre alacak, yani kazanmış sayılması. Onun bir büyük ihtimalle zamanı vardır. O zaman olduktan sonra My Bemur'un o ikinciliği birincilik olarak değişecektir. Ben abi at değil, ben son yarısında ön planda vermiştim. Bugün yine iyi koşabilir. Daha sonra 3 numaralı Goldrax ve 1 numaralı Big Winner şansı diğer isimler. Benim gönlüm ve kazanmasını beklediğim isim tamamen 4 numara Jason Byrne. Diğer atlar size kalmış, bütçeniz dahilinde değerlendirebilirsiniz. Günün son kursuna geldiğimiz satış bir yarışla karşı karşıyayız. Dünkü acı sonuç bugün de olur mu acaba? Türkiye'nin %60'ında %70'inde Black Wasp tekti. Black Wasp yarıştan çıktı ve ortalık şenlendi. Hepimiz yattık güzel bir şekilde. Zor bir koşu bu satış bir, ama burada özellikle dikkat çeken bir isim var. 6 numaralı Karaçuğla. Yani son yarışında kazanmayı bir türlü başaramasa da en azından iyi koştuğunu söyleyebilirim ki zamanında İzmir'de koştu, 2000'lerde ciddi başarısı var. Bugün bakıyorum önde gidebilecek de çok fazla dikkatimi çekmedi. Çok yakın gidebilir. Ondan sonra belki köylerden biri deneyebilir ama çok sert tempolar olacağını sanmıyorum. Karaçuğla da bunlarla beraber öne yakın gitmeyi seven bir isim. Büyük ihtimalle yarışı 2-3 takip edip bir yerden sonra yarışı çalmaya çalışacak. Bunu yapma ihtimali çok yüksek. O yüzden de son ayakta özellikle 6 numarayı öncelikle değerlendirip şans verelim ama zor bir koşu. Bu atlara çok fazla güven olmuyor. Sırasıyla 5 numaralı Nehrinoğlu, 4 numaralı Fırat'ın Öfkesi, 2 numaralı Daloğlu ki yazıklarla geldiğini söyleyebilirim, dikkat edin. Daha sonra 3 numaralı Çok Yakın, 1 numaralı Babür Bey ve 9 numaralı Cahit Ağa devre girebilecek diğer isimler. 6 numara net bir şekilde favorim. 5, 4, 2, 3, 1, 9 sıralamam. Bugünkü İzmir yorumlarım bu şekilde. Yani yılbaşı gününü YouTube'daki takipçilerimizle de birlikte girmek istedim. Daha doğru söylemem gerekirse. Umarım da sizlere yardımı dokunur. Son günü güzel bir şekilde geçirir ve 2022 yılında daha güzel başarılar elde ettiğimiz bir yıl olması dileğiyle herkesin yeni yılını tekrardan en içten dileklerimle kutluyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak beni sevindirirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.